Merhaba kardeşlerim. Size bugün enteresan bir konudan bahsedeceğim. Aslında pek çok konudan bahsedeceğim. Pek çok farklı malzemeyi bu videoda aslında harcamış olacağım. Şöyle bir mevzu var. İnsan beynini en çok geliştiren, insanın duygusal zekasını, analitik düşünce kapasitesini, insanın idrakını, kainatı yorumlayışını, hayatını algılayışını, insan ilişkilerini geliştirme noktasında onları doğru algılamayı ve pek çok bunun gibi kalbin, ruhun ve zihnin enstrümanlarını en iyi şekilde geliştiren şey pek çok bilimsel araştırmalarda da kanıtlandığı üzere kitap okumaktır. Türkiye'de yaşadığımız pek çok problemden bahsediyoruz mesela. Aslında yaşadığımız problemlerin temelinde okuma alışkanlığımızdaki eksiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Mesela edebiyat noktasında, okuma alışkanlığı noktasında güzel okumalar yapan milletlerin dünyada her zaman en önde gittiklerini görüyoruz. Her anlamda. Hani bizim o çok önemsemediğimiz okumak meselesi var ya, ondan bahsediyorum. İnsan nesli için en önemli şey belki. Beynin en büyük rızkı diyebiliriz. Kalbin, ruhun ve insanın hatta manevi latifelerinin en büyük rızkı. Oradan besleniyoruz. Oradan aslında kalp ve ruhumuz büyüyor, genişliyor. Şimdi bedenimizin hacmi, cismimiz belli bir boyuttadır. Bu belli bir yaşa kadar yükselir, sonra durur. Ama ruhumuz için böyle değil. Ruhumuz ne kadar maneviyattan, ne kadar nurdan beslenirse o kadar teali eder, o kadar büyür. Bunun da yolu, en etkili yolu okumaktan geçiyor ki zaten bizim dinimizin ilk emri değil mi? İlk ayet oku. Bu basit bir hadise değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmemesine rağmen ona gelen ilk ayet oku ayetiydi. Orada farklı bir mana var. Daha önceki videolarda da bunu anlatmıştım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emri alır almaz direkt gidip bir medreseye, bir okula yazılıp da okuma yazma öğreniyor mu? Öğrenmiyor. 23 senelik peygamberlik hayatında okuma yazma bilmeden peygamberliğini tamamladı ama aslında okuma yazma bilmemesine rağmen kainatın en iyi okuyan gözlerine sahipti. Aslında bizim bu harfler üzerinden yaptığımız okuma hakiki okumayı bize sağlatan aracıdır. Allah vergisi eğer böyle okuyan bir gözümüz yoksa biz mecburen kitaplardan okumak zorundayız. Ama Türkiye'de okuma oranları çok düşük. Hatta ben geçenlerde bir anket yaptım. Gerçekten bir ay içerisinde bir kitap bitiren insan sayısının çok az olduğunu, benim takipçilerim içinde bile çok az olduğunu gördüm. Ki benim takipçilerim toplum standartlarının aslında çok üstünde. Bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Okuyan, araştıran bir takipçi kitlem olmasına rağmen bunu gördüm. Yani Instagram'da 400 bine yakın takipçim var şu an itibariyle. Gün içinde de pek çok kardeşimle bir araya geliyorum. Genelde bizi insanlar videolarımız üzerinden tanıyorlar. O kardeşlerime de diyorum ki kardeşim şu kitabı oku, bak şu kitap tam sana göre vesaire. İnsanları esas okumaya, hakiki okumaya sevk edecek basamak basamak okumalara yönlendiriyoruz ki en büyük okuma Kur'an üzerinden yapılan okumadır. Onu anlayacak bir tefsir üzerinden yapılan bir okuma. Ondan önce de o tefsire basamak sağlayacak şekilde yazdığım kitapları kardeşlerime tavsiye ediyorum. 3 aşama içerisinde adeta akvaryum, havuz ve okyanus olacak şekilde bir okuma kardeşlerime hedefliyorum. Emin olun bu okuma yolundan geçen kardeşlerim belki 3 ay içinde, belki 6 ay içinde muazzam bir seviyeye bir anda çıkıveriyorlar ve hem kendileri hem de çevredeki insanlar onları hayret ediyorlar. Kısa zamanda böyle hızlı bir yükselişi binlerce kardeşim üstüne gördüm. Ama göremediğim belki çok daha büyük bir kitle var. O kardeşlerime okumayı tavsiye ettiğim anda şunu söylüyorlar. Abi biz okumayı sevmiyoruz. İşte ben okumayı sevmiyorum. Hiç hayatım boyu kitap okumadım. Mesela gelmiş 30 yaşına hiç kitap okumamış. Bazı kişiler görüyorum gelmiş 40 yaşına 50 yaşına hiç kitap okumamış. Diyor ki sadece Cin Ali okudum. Onun da resimlerine baktım diyor yani. Mesela hiç kitap okumamış. Peki nasıl olacak kardeşim? İlim her Müslümana farzken sen okumazsan bu farzı yerine getirmemiş olursun. Bu emri yerine getirmemiş olursun. İlim müminin yitik malıdır diyor değil mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmana? Onu nerede bulsa alır. İlim Çin'de bile olsa gidiniz alınız. Ya ilimle ilgili o kadar çok rivayet var, o kadar çok hadis var, o kadar çok teşvik var ki cihattan daha önde geliyor, müminin için en büyük ameldir bu. Ama kardeşim okumuyor. Şimdi bu videoyu ben o kardeşlerim için çekiyorum. Bu videoda inşallah okumaya üşenen bazı kardeşlerim aradıklarını bulacaklar. Hani bazı kardeşlerim diyor ki abi ben okuyamıyorum, video olsa izlerim ama diyor. Benim kitaplarımı merak ediyorlarmış. Onlar için kitaplarımdan kısa birkaç bölümden bahsetmek istiyorum. Şimdi benim kitaplarımda genelde şöyle bir metodoloji, şöyle bir yöntem uyguluyorum. Kitapların özellikle giriş kısımlarında normalde insanların belki bilmedikleri farklı bir bilgiyi sunmaya çalışıyorum. Bu kitabı okuduğu zaman kitabın hikayesinde, içindeki dini bilgilerde vesairede çok şey zaten öğreniyor. Ama bazı insanlar oluyor ya kitapları böyle gidiyor, kitapçıdan almaya parası yok, ilk sayfalarına bakıyor. Bari o ilk sayfada yeni bir şey öğrensin istiyorum. Mesela fantom ağrı nedir? Mesela inci nasıl oluşur bilir misiniz? Mesela elmas nasıl oluşur bilir misiniz? Bunun gibi bazı bilgiler mesela kardeşlerimize istifade
ifade edebilecekleri şekilde özellikle ilk sayfaya koyuyorum bunu. Bugün de sizin için o hap bilgilerden derleme bir video hazırlamak istedim. İsterseniz ilk kitabım olan Aşık Dama Olmayalım'dan hemen başlayalım. Güzel de bir mizampajı var, bir inci hikaye diye. İnci nasıl oluşur bilir misiniz? İçine bir parça kum kaçan istiri diye denizin derinliklerine indikçe karnındaki kumu işlemeye başlar. Derinlere daldıkça yoğurur, harmanlar, kuma kendi sedefinden katar inci yapmak için. Kimi rivayete göre Nisan yağmurunu saklar kalbinde. Denizin gizinde sakladığı hazinesi aslında ona ruhunu veren hatıralarıdır mehtaptan kalan. Bilmediği bir sevdadır mehtaba karşı. Adını koyamadığı ama silüetini yansıttığı. Niye mi anlattım bunu? Bizi yakından ilgilendiriyor. Sedefle dokunmuş incinin hikayesi. Maalesef toplum öylesine sürüklüyor ki bizleri bir kargaşanın içine. Etrafta kendini gerçekleştirememiş binlerce genç yaşayıp gidiyor hayatı ıskalayarak. Kendini gerçekleştirmek. Aslında başlığım bu olmalıydı. Zira biz bir yabancı olmuşuz kendimize. Belki de pek yakından tanımıyoruz kendimizi. Kendini tanıyan Rabbini tanır hadisinin işaretiyle tanışalım kendimizle. Bir insan birini tanımak için onunla zaman geçirir. Biz ne kadar kendimize zaman ayırıyoruz? Kendimizi tanımamız için kendimizle baş başa kalmamız gerekiyor belki de. Hayatın dalgalarından, dünyanın koşturmacasından ve gürültüsünden sıyrılıp secdede Rabbinin huzurunda kalbini dinlemedikçe insan, derinlere inmedikçe, sorgulamadıkça, kendi hatrını sormadıkça, düşünmedikçe akıbetini, nasıl bulacak kalbindeki sedefi, cevheri, zebercedi, inciyi? Nefsiyle muhasebe yapan enfüsi bir tefekkürle hızla terakki eder. Zira gizli hazinelerin anahtarı insanın kalbine, nefsine takılmış. Tüm yaratılışın manasıdır kendini tanımak, kulluğunu keşfetmek. Bediüzzaman ne güzel işaret etmiş. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku yoksa hayvan hükmünde insan olmak ihtimali var. Hemen ikinci kitaba geçelim. Şeytan Şok kitabı. İkinci kitabım benim çok sevdiğim bir kitap. Zaten girişinde de bir not düşmüştüm. Loş ışıkta özellikle sonunu loş ışıkta okuyun. Tek başınıza okuyun. Çünkü muhtemelen gözyaşlarınızı tutamayacaksınız demiştim. Bence çok etkili bir hikayesi var. Bir değişim hikayesi anlatıyor. Orada elmas nasıl oluşur bilir misiniz diye bir bölüm var, onu paylaşacağım. Onu elde etmeye çalışanların hırslarından, gürültülerinden, kavgalarından, ihtiraslarından çok çok uzak derinliklerde. Onun için kardeş kanı akıtan, onun için can yakan, onun için öz canını hüsrana uğratanlardan fersah fersah uzak bir yoğunlukta. Öyle ya, özel olan, değerli olan hep imtihan ve mücadele sebebidir. Onu elinde tutan için ayrı bir mücadele, onu elde etmek isteyen için ayrı bir mücadele demektir. Elmas en değerli olandır. En güzelin imtihanını çeker var olduğu günden itibaren. Güzelin imtihanı zordur, çetindir, ağırdır. Kargaşanın ve huzurun beraber yaşandığı kainattaki tek adres olan yeryüzünden çok uzaklarda, derinlerde, kilometrelerce derinlerde, azaba, ateşe en yakın yerde gerçekleştirir kendini. Varlığının güzelliğine, ateşin en yüksek derecesinde, dünyanınsa çekirdeğine ve bir cihette kalbine en yakın mevkide yapar yuvasını. Kimisi der ki kalbin içindeki yangının şekli dönüştürür temas ettiklerini. Kimini kömür eder, kimini elmas. Tıpkı elmas gibidir insan. Daha doğru ifade etmek gerekirse elmas gibi nice cevherleri taşır kalbinin yamaçlarında. Kalbinin ateşine ruhundan gelen basınç müdahale ederse, ruhun sıkılmasından ve kalbin daralmasından sonra ya elmas gibi nurlar ya da kömür gibi kirler dökülür. Hayat musibetlerle kuvvet bulur. Böyle devam ediyor. İnsanın iman nuruyla elmaslaşması veya iman nurunu yitirmesiyle inkarla kömürleşmesi, ikisinin de temelinin karbon olmasından bahsediyor. Geçelim 3. kitaba. Kitapta biraz da hani üst üste ülfet olmasın, sıradanlaşmasın diye farklı bir bölüm okumak istedim. Ya nasipte kısmetse olur da ve hadi inşallah da çok fazla zaten sahabe hayatı, peygamber efendimizin hayatından kesitler, peygamberlerden bilgilerle dolu. O yüzden bir farklılık olsun istedim. Şu şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu şiiri ben çok seviyorum. Lise zamanındayken yazmıştım. Zannediyorum lise 2 iken yazmıştım bu şiiri. Her ayrılık ayrı yazılır sevdanın lügatinde. Çekip giden her gün aynı yüreği sızlatsa da. Biliyorum, biliyorum ama anlatamıyorum diyecek yine şair. Ve ne kadar anlamlandıramadığı şey varsa bir anlamı olmalı bence. Sen ayrılmak için gelmiştin bana. Bense duruyordum tam aşkın ortasında. Gariptir ama durmak da bir eylemdir ayrılmak da. Anlarım. Anlarım hep ama anlatamam. Dedim ya, tutku tutulmayla alakalı benim coğrafyamda. Ağlamaksa eğer ayrılığın anlamı, kaysın diye bütün yıldızlar, kurşun sıkarım semaya. Bir dilek hakkım var mı diye.
Ve her veda bir adım daha yakınken elvedaya, ayak seslerin şarkım olsun. Garip belki ama her dizemde basarım, her adımda bir nota. Şimdi diyeceksiniz kime yazdım bu şiiri? Vallahi kimseye yazmadım. Rahmetli annem de bir kere kızmıştı. Kime yazıyorsun bunları diye. Ben böyle yaşanmamışlıklar üzerine şiirler ve yazılar yazıyordum sürekli. Hayalimde bir film sahnesi canlandırıp onun verdiği duygular üzerinden yazıyordum hep. Bu da böyle bir şiir. Hatta iki sayfa öncesinde bir başka şiir daha var. O da çok güzel. Onu da artık siz okursunuz. Zaten Ya Nasip kitabı benim için çok özel bir kitap. Bilmiyorum en sevdiğim kitabım hangisi ama Ya Nasip zirveye oynuyor. Gelelim dördüncü kitaba. Bu kitabın biliyorsunuz önceki ismi Kağıttan Gemiydi. İsim değişikliği gidildi. Aslında bu isimle ilk başta çıkacaktı. Fakat benim tam içime sinmemişti. Sonradan kararım, kanaatim değişti. Yayın evinin de teşvikiyle, daha çok onların arzusuyla diyelim. Bu isme geri dönmüş oldu aslında. Kısmetse olur. Bundan sonra inşallah bu isimle devam edecek. Bunun da hemen girişinde Duhan suresinden bir bölüm var. Bir kıyamet alametini aslında anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Duman insanları bürüyecektir. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar Rabbimiz bizden azabı kaldır, doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Şimdi İslam ansiklopedisinden buranın tefsirine dair bir izah dinleyelim. Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anh gibi bazı ashaba göre bu duhan kıyametten önce dünyayı saracak olan bir dumandır. İbni Kesir gibi bazı müfessirler de bu görüşü tercih etmişlerdir. Buna göre kıyamet yaklaştığı zaman gökten yeryüzüne bir duman inecek, bütün dünyayı saracak ve 40 gün devam edecektir. Yeryüzü aşırı derecede ısınacaktır. Müminler bu dumandan hafif nezdiye tutulmuş gibi çok az etkilenecek. Kafir ve münafıklar ise şiddetle sarsılacak, adeta şaşkına döneceklerdir. Bu da bir ilmi bilgi olarak sizinle paylaşmak istedim. Hani hep farklı farklı yapmak istiyorum. Çünkü ilk başta okuduğum gibi olanlar da var her kitapta. Bu tarz hadisler de var ilgi çekici veya bazen şiirler de var. O yüzden farklı farklı hepsinden değişik tatlar alalım istiyorum. Hadi İnşallah kitabını biliyorsunuz zaten. Bunda enteresan mesela Mavi Kelebeğin hikayesi var. Bosna'nın meşhur şehitlerinin yerini tespit eden Mavi Kelebek. Onun dışında bir el hikayesi var. Elin hikayesi. Onun dışında buğdayın hikayesi var. O da çok ilginç bence. Buğday neler çekiyor? Sen olabilmek için ne aşamalardan geçiyor? Bunu anlattığımız hikaye var. Kilin hikayesi var. Ama ben fantom ağrıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fantom ağrı nedir bilir misin? Bacağın kaşınır veya ağrır. Tam elini uzatırsın, kaşımak ve rahatlamak istersin. Ama bir de bakarsın ki bacağın yoktur. Genellikle bacağı kesilen kişiler bunu çok yaşarlar. Olmayan uzvun ağrıdığını hissetmek nasıldır bilir misiniz? Uzvu yok düşünün. Kopmuş, kopup giden bacağının kaşındığını hissediyor. Düşün, hiç tedavi edemeyeceğin bir sancı. Ve en kötüsü de sebebi orada olmayan bir sancı. Sadece acısını hissedersin, kendisini hissetmezsin. O ağrı sadece beynindedir, kalbindedir. Sancının hafızasıdır acıtan. Bu bazen kopmuş bir kolun ağrısıdır. Bazen kopmuş ve kesilmiş bir bacağın ağrısıdır. Bazen de kalbinden kopmuş bir parçanın ağrısıdır. Sevdiğin birini kaybetmenin acısı fantom ağrısıdır işte. O hep yanında olan, yanında olmasını umduğun sevdiğin artık yoktur. İki bedende bir ruh gibi olduğun, bir uzvun gibi gördüğün kişiden ayrılmak, kolunu koparmak gibi acıtır insanın canını. Ve o kanayan yara orada olmasa da yokluğunda acıtır seni. Düzeltmek istersin bazı şeyleri. Elin telefona gider. Ulaşmak istersin ona ama artık orada yoktur. O hep sağında duran, göğsünün solunda sakladığın kişi artık yoktur. Artık çok geçtir. Tedavi etmek istersin. Tedavi etmek imkansızdır artık. Acının hafızasını nasıl silebilirsin? Acı dediğin şey hafızanın da ta kendisi değil midir? Şimdi mesela annem vefat etti, babam vefat etti. Ve babamın vefatıyla o fantom ağrıyı içimde hissediyorum. Hep yanımda olan kaybettiğim bir uzvun ağrıdığını hissediyorum. Ve son olarak bunu bilerek sona sakladım. Aslında son kitabım Hadi İnşallah'tı ama Bir Gün Anneler de Gider. Direkt kitabın girişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Direkt girişinde hurma ağacını anlatıyor. Hurma ağacının hikayesini bilir misin? Kainatta insana bu kadar benzeyen ikinci bir hikaye bulamazsınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki halanız olan hurma ağacı ağacına saygı gösteriniz. Çünkü bu ağaç Adem Aleyhisselam'ın çamurundan artan parçadan yaratılmıştır. Tıpkı insan gibidir hurma ağacı. Ömrü insan ömrü kadardır. 60-70 sene yaşarlar hurma ağaçları. Diğer ağaçlar gibi yetişmezler. İnsan gibi bir dişi bir de erkek ağaç vardır.
dişi ağaçla erkek ağacı böyle çiftleştirerek aslında yeni bir hurma ağacı üretiyorlar. Dişi ağaç hamile kaldıktan tam 9 ay sonra doğum yapar. Bazı baskılarda o 9 sayısı çıkmamıştı. Onu da hatırlatayım. Yani o baskıyla alakalı bir hata olmuştu. Orada 9 ay yazıyor. Aynı insan gibi değil mi? Ne kadar ilginç. Karnında yetişen yavru hurma ağacını anne ağacın yanına ekmeniz gerekir. Uzağa ekerseniz o ağaç solar. İşte anne. Ben şu an tam olarak o annesinden uzağa ekilen yavru hurma ağacı gibiyim. Soldu tüm renklerim. Soldu emellerim. Sana uzandı ellerim. Yetişemedim. Sen gittin, gitme diyemedim. Çok enteresan gerçekten. Hurma ağacı hikayesiyle aynı bir insanı andırıyor. Ve gerçekten de bir annenin karnında büyüyen, 9 ay boyunca büyüyen bir evladı gibi hurma ağacının da karnında fidesi büyüyor. Onu çıkarıyorsunuz. Aynı öyle insana benzeyen bir hikaye. İnsan da bir ağaç gibidir zaten. Bu ağacın gövdesi işte bizim de gövdemiz. Kökleri ayaklarımız, dalları ellerimiz. Ağaçların hurmalar gibi meyveleri var. Peki bizim ellerimiz olan dallardan uzanan meyvemiz nedir? İşte bizim meyvemiz şu şekilden gözüktüğü üzere duadır. Bu cennet meyvelerine ellerinizi uzatmaz da onları toplayıp heybenizi doldurmazsanız ahirette hüsrana uğrayabilirsiniz. Rabbim dünya ahiret azabından bizi korusun. Rabbim dünya ahiret saadetine bizleri ulaştırsın. Allah'a emanet olun.